Hepinize merhaba. 75 yıldır Arap ülkeleri ya da bölge ülkeleri neden İsrail'i geriletemiyor? Bugün bunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Kuşkusuz İsrail-Amerika ilişkilerine bakarak bu yanıtı vermeye çalışacağız. Evet, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürüyor. Refah'a saldırıyı da bir oranda başlatmış oldu. Gazze'deki soykırım öyle bir hale geldi ki Amerika için bile yük olmaya başlamış durumda. Öyle ki içerideki tepkileri Biden yönetimi bir parça frenleyebilmek için İsrail'e bir takım karşıt görünen adımlar, hamleler atmaya başladı. Örneğin sonuca bir etkisi olmasa da açıktan İsrail'in Refah saldırısına karşı çıktı. Örneğin İsrail'e kısmi bir silah ambargosuna doğru gidiyor. Örneğin dışişleri raporunda İsrail'i hedef alan cümleler var. Var da Amerika yine de İsrail'i en önemlisi Birleşmiş Milletler platformunda korumaya devam ediyor. Peki niye? Aslında sorumuzu şöyle de sorabiliriz. Amerika açıktan İsrail'in Refah saldırısına karşı çıktığı halde Netanyahu hükümeti Amerika'yı dinlemeyerek nasıl saldırıya başlayabiliyor? Bu sorunun birçok yanıtı var. Önce ilk yanıtımızı verelim. Bir kere Netanyahu, başkanı ne derse desin, Amerikan devletinin son tahlilde İsrail'in koruyacağını, Orta Doğu'daki çıkarları nedeniyle İsrail'i koruyacağını, savunacağını biliyor. İkincisi, Amerika'da bu yıl seçim yılı ve İsrail'e destek konusunda daha agresif politikalar izleyeceği anlaşılan Trump'ın yeniden başkan olabilmesi olası. Netanyahu da bu nedenle hem Amerikan iç politikasına ama hem de daha önemlisi zamana karşı oynuyor. Üçüncüsü, Amerikan başkanlık seçimleri. Daha önceki bir yayınımızda etraflı konuşmuştuk. Aslında demokratik bir seçim değil. Çünkü gerçekten reklam fonunu kim daha çok topluyorsa o aday oluyor ve seçiliyor. Fon konusunda da elbette Yahudi lobisinin önemli bir etkisi var. İşte Netanyahu Kasım seçimi öncesinde bu karta da dayanıyor. Dördüncüsü ise şu, Biden yönetiminin Refah itirazı aslında net bir itiraz değil. Nitekim son yapılan açıklamalarda Refah'a büyük bir saldırıya karşıyız diyerek küçük bir saldırıya onay vermişti. Ne oldular? Biden hem Amerikan kamuoyunun İsrail'e tepkisini hem de İsrail'e sırt dönmenin Amerika içindeki maliyetini dengelemeye çalışıyor. Bunları hesaplayarak bir optimum nokta bulmaya çalışıyor. Aslında o da zamana oynuyor. Şimdi dikkat ederseniz 4 neden sıraladık. Bu 4 nedenden son 3'ü daha ziyade Amerikan iç politikasını ilgilendiriyordu. Ama birinci yanıtımız neydi onu bir daha hatırlayalım. Birinci yanıtımız Netanyahu'nun son tahlilde Amerikan başkanları ne söylerse söylesin siyaseten Amerikan devletinin Orta Doğu'daki çıkarları için İsrail'i savunmaya devam edeceğini biliyor olmasıydı. İşte bu yanıt diğer 3 yanıttan farklı olarak hem dış politikayla ilgili hem de stratejik düzlemde bir öneme sahip. Şimdi tabii bu konuda uzun uzun analizler yapabiliriz ama hiç gerek yok çünkü hepimiz adına Joe Biden İsrail'in Amerika için ne ifade ettiğini o kadar yalın, o kadar sade, basit ve çarpıcı bir şekilde açıkladı ki bizim uzun uzun analizlerimize gerek yok. Hatırlayalım ne demişti. Eğer İsrail olmasaydı Amerika bölgede kendi çıkarlarını korumak için bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktı. Evet, İsrail'in Amerika için Orta Doğu'da ileri karakol olduğunu savunuyor Biden ve bu saptamasını 1986'da 38 yıl önce yapıyor senatörken henüz ama 7 Ekim'den sonra başkan olarak da bu açıklamasını hatırlayın yine teyit etmişti. Şimdi tabii bu ileri karakol lafı doğrudan kullanılıyor aslında. Kim tarafından? Bir nevi İsrail Devleti'nin mimarı diyebileceğimiz bir isim. Siyasal Siyonizmin kurucusu, örgütçüsü aynı zamanda Dünya Siyonist Teşkilatı'nın da kurucusu olarak Theodor Herzl. Şimdi bu Theodor Herzl'in İsrail Devleti'nin kuruluşuna giden süreçte Yahudi Devleti isimli çok ünlü bir kitabı var. Bakın bu kitapta ne diyor Theodor Herzl? Diyor ki Avrupa için biz orada yani Filistin'de Asya'ya karşı korunma duvarının bir parçası, barbarlığa karşı uygarlığın ileri karakolu olabiliriz. Meali biz Batı emperyalizmi adına Orta Doğu'da ileri karakol oluruz diyor Theodor Herzl ve işte bu anlaşmalar, bu ilişkiler, bu ihtiyaçlar üzerinden
İngiliz emperyalizmi o yolu açmaya başlıyor. Orada da önemli bir süreç 1917 tarihli biliyorsunuz Balfour Deklarasyonu'yla başlıyor. Tabii Balfour Deklarasyonu ile hızlanan süreç emperyalist İngiltere açısından 20. yüzyılın başında ne anlam ifade ediyorsa aslında 2. Dünya Savaşı'nın ardından Orta Doğu'yu İngiltere'den nasıl oluyorsa işte devralan emperyalist Amerika açısından da aynı anlamı ifade ediyordu. İsrail, emperyalist İngiltere içinde, emperyalist Amerika içinde Orta Doğu'daki çıkarlarının ileri karakoluydu. Öyle olduğu için de Amerika, Balfour Deklarasyonu'ndan çok kısa bir süre sonra, yaklaşık 5 yıl sonra, tarihini de vereyim tam tarihini, 21 Eylül 1922 tarihinde Amerikan Kongresi'nin aldığı kararla Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulmasını kabul etti. Ardından da 3 Aralık 1924 tarihinde İngiltere'nin Filistin üzerindeki mandasını tanıdı Amerika ve İngiltere ile bununla ilgili bir özel anlaşmada imzaladı. Şimdi bu anlaşmanın 7. maddesi oldukça önemli. Niye? Çünkü bu anlaşmanın 7. maddesi İngiltere'nin manda rejiminde uyguladığı tüm kararları Amerika'nın onayına sunmasını, dolayısıyla Amerika'nın bundan sonra Filistin'de yaşanacak her türlü gelişmede söz sahibi olmasını içeriyordu. Yani sadece emperyalist İngiltere değil, aynı tarihlerde paralel olarak Amerika'da doğrudan Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulmasını istiyordu. Dolayısıyla emperyalist Amerika için İsrail mutlaka korunması gereken bir karakol. Şimdi baştaki sorumuza gelelim. 75 yıldır niye İsrail geriletemedi? Bir sürü ülke var. Arap ülkeleri var, bölge ülkeleri var. Niye geriletemedi? Şimdi aslında bu çok kısa özetimizden, ileri karakol bağlamlı özetimizden çıkarılacak dersler var. İsrail'e geri adım attırılabilmenin yolunun Amerika'ya karşı tutum almaktan geçtiği sonucunu çıkarabiliriz bu kısa değerlendirmeden. 75 yıldır sonuç alamamasının nedeni budur. Çünkü hem bölge ülkelerinin Amerikancılık yapması ama hem de böyle gerçekten sahici bir İsrail karşıtlığını sürdürebilmesi teknik olarak olası değil. Böyle olduğu için de 75 yıldır havanda su dövülüyor ya da dövülüyordu. Şimdi artık bu bahsettiğim açığı kapatan bir büyük güç var. Yükselen küresel güney var. İşte o küresel güneyin katkılarıyla da Filistin devleti tanınmaya doğru gidecek. Dikkat edin, bölge ülkeleri değil, örneğin Güney Afrika çıktı ve Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'i soykırımcı diye suçladı ve dava açtı ve çatır çatır mücadelesini sürdürüyor. Örneğin bölge ülkeleri değil ama işte Kolombiya gitti ve diplomatik ilişkileri kesmekle kalmadı. Her gün Netanyahu aleyhinde Kolombiya Devlet Başkanı sert açıklamalar yapıyor. Örneğin Çin, Hamas'la El Fetih'i buzlaştırma için büyük uğraş veriyor. Örneğin diğer Afrika ülkeleri ve diğer küresel güney ülkeleri hepsi Filistin'in tanınması için Birleşmiş Milletler platformunda her gün bunun mücadelesini veriyorlar. Zaman zaman genel kurullara tasarılar getirerek, zaman zaman özel toplantılar düzenleyerek, komisyonlarda bu konuları tartışarak. 75 yıldır yapılamayan küresel güneyin, çok kutupluluk şartlarında küresel güneyin katkılarıyla yapılmaya çalışılıyor. Bundan bir sonuç çıkacağını umut ediyoruz ve gelişmeleri sizlerle her oluştuğunda paylaşmaya, yorumlamaya, tartışmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.